Bana bakın. Ula bu fotoğrafta şimdi asker silahını teslim ediyor. Peki biz ne yeriz yok bunu? Hah, bak şimdi. Biz bu fotoğrafı alıcıyık. Tamam mı? Üstünde ne varsa deftere bir güzel işleyeceğiz. Arkasında ne yazıyorsa onu yazacağız. Ha, bak ne diyor? 30 Ekim 1918'de Libni'de imzalanan Mondros mütarekesine göre bir Türk subayı silahını İngiliz subayına teslim ederken. Nasıl ya? Kumandanım. Beylik tabancalarımızı da mı? Teslim etmiyoruz. Yalnızca ödünç veriyoruz. Good boy. It's not over yet. We'll take it back soon. Ya abicim var mı böyle bir şey ya? Lan kansızlara bakın be. Bütün vatanımızı işgal etmek yetmiyormuş gibi bütün silahlarımızı toplamışlar, iyi mi? Ya sadece silahlar değil. Mondros mütarekesi öyle bir anlaşma ki bütün vatanı kayıtsız şartsız düşmana teslim ediyorsun abi. He ya, olacak şey değil uşaklar. İdam fermanı gibi bir şey. Bu şeye benziyor. Sen gel bizim Trabzonspor'un deplasmanına. Bizim uşakların elini kolunu ayağını bağla. Aynen bunun gibi bir şey dur. Olacak şey değil ya. Şşş. Oğlum burası neresi ya? Bir bakayım. Ula ben buraların yabancısıyım. Trabzon olsaydı bilirdim. Ben burayı biliyorum abi. Okul gezisiyle gitmiştik. İyi o zaman. Eğer Burak'ın okul gezisinde gittiği yer diye yazalım deftere. Dengesiz! Buranın bir adı yok mu ya? Ya Atatürk'le ilgili bir yerde ama şimdi tam şey yapamayacağım ya. Ev miydi, karargah mıydı? Yok artık, Atatürk Orman Çiftliği. Oğlum gittin mi gitmedin mi onu söyle. Abi biz geziden kaçıp Rocky 4'e gitmiştik, yeni gelmişti abi. Süslü! Bu evin Atatürk'le ne ilgisi var? Sen onu biliyor musun, bilmiyor musun? Onu söyle ya. Onu bilmiyorum da... Oğlum filmin sonunda Rocky, Russo, Ponçik ediyordu abi. Ne oldu? Sonunda yine biz kazandık. He, siz kimsiniz ola? Yani biz derken Rocky be abi. Anlayın abi ya. Bak, gördünüz mü abi? Amerikan tarihini, Amerikan zaferlerini biliyoruz. Ama iş Türk tarihine gelince... Hiçbir şey bilmiyoruz. Kumandanım. Paris konferansı neticelenmiş. İtalya, İngiltere, Fransa ve Amerika Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması mevzusunda fikir birliğine varmışlar. Hiç şaşırmadım. Ancak bir imparatorluğu parçalamak tapu dairesinin arsa parçalamaya benzemez. Üzerinde yaşayanları geçmişleriyle birlikte parçalamak zorunda kalırsınız. Sonunda parçalayacaklardır. Parçalayacaklardır da... sonra ne olacaktır? Geri mi verilecektir bu toprakların hürriyetleri? Buna çocuklar bile inanmaz. Korkunç bir paylaşımla bölgeye üşüşeceklerdir. Çünkü burası petrol bölgesidir. Zaten bütün mesele bu değil midir? Osmanlı azınlık hakları, din hürriyetleri, hepsi laf. Hepsi laf. Göreceksiniz. Petrol bölgesinde birbirlerine girecekler. Göreceksiniz. Anam! Atatürk resmen bugünü görmüş ya. Ula yoksa eline sihirli bir küre mi vardı? İleriyi görmek için falcı olmaya gerek var mı? Onu büyük bir devlet adımı yapan da bu öngörüsüydü zaten. Doğru söylüyor. Abicim Atatürk'ün konuşmalarındaki noktalı yerleri doldurunca bugünü görüyorsun. Anlıyorsun abi ya. Ahmaklar. Memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine teslim ederek kurtaracaklarını sanıyorlar.
Kendi rahatları için memleketin istiklalini feda etmeye hazırlar. İşin kötüsü, sarayda kabine de vaziyeti kabullenmiş görülüyor. Paşam, bir saray darbesiyle istediğimiz hükümeti kurdurmak ihtimal dahilindedir. Emrimdeki her asker bir fedaidir. Emredin, yarıp çıkalım. Yarıp çıkacağız. Ama başka bir yolla. Fakat bu yol zahmetli. Bu yol uzun. Bu yol tehlikelerle doludur. Unutmayınız ki karşımızdaki sadece padişah olmayacak. Başkaları da olacak. Mehameal, parsiyel hareketlerden uzak durun. Yakın gelecekte ordumuzun teslim alınan bütün silahlarının Anadolu'ya nakli bahis mevzudur. Siz Anadolu yolunu açık tutun. O yolun zamanı gelecek. Vay be. Mustafa Kemal'e bak. 9-10 hamle sonrasını gören satranç ustası gibiymiş. Oğlum o yoklukta, o yoksullukta o kadar insanı ayağa kaldırmak zor iş ya. Kankiler, bakın kalabalık bir fotoğraf buldum. Bir çevirsene arkasını, ne yazıyor? Arapça be abi, okuyamıyorum ki. Ver bakayım şu an. Yok o Arapça değildir bu, eski yazıdır. Dedem öğretmişti biraz bana. Dur bakalım. Terhis olan eskerler. Beyler, bu Mondros mütarekesinden sonra Osmanlı askerleri İngiliz askerleri tarafından terhis edilmiş. Dağıtılmış yani. Anam! Terhis mi ediyorlarmış? Keşke bize de böyle bir şey vursa ya. Ne güzel dağıtılıp terhis edilirdik. Şimdi terhis işi kıyak da işin içine İngilizler girince ocacık içilmez. O değildi abi. O dönem sinema yok. Kafe yok. Club desen hiç yok. Bu kadar asker terhis edildikten sonra nerede takıldı be abi? Ha? Haydi! Su! Sucu geldi! Ama hayat bulma! Halis buldu serseren suyu! Haydi! Su! Ah! Bağırmasana evladım kulağımın dibinde. Seni taka mı yaptılar Toto'm? Evet kumandanım. Su içer misiniz? Halis mulis taşteren suyu. Kumandanım yok. Kumandanım deme artık. Bundan böyle bir telgraf memuruyordun. Yalnız hemen belirteyim ki ben şef telgrafçıyım. Bu düz memur. Evet lan! Vah bu ne? Ulan sizi gidi işbirlikçiler. Utanmıyor musunuz lan İngilizlere uşaklık etmeye? Tut oğlum herkes duyacaktım de tut. Duyan duysun be. Kralı duysun lan. Ey! Sen de bana bir kahve yap. Hı? Ne ya? Çıt çıt çıt. Manyak geldin manyak gidiyorsun. Evladım yedi düveli etrafımıza topladın. Kumandanım yek düte. Fırla Yusuf. Kaçın işbirlikçiler kaçın. Sen neden bağırmak? Sen alarm vermek. Sana alarmın kralını veririm lan tüysüz. Lan bırakın lan. Usta topladığım bağışları ne yapayım? Şşt, ne yapıyorsun evladım? Etraf İngiliz kaynıyor. Koy onu yerine. Bunu fırında Seyf abine vereceksin tamam mı? Ne olmuş usta? Yok bir şey. Sen fırına koş. Çabuk. Ben birazdan geliyorum. Arif abi. Sonra ne oldu? İngilizler mi yaptı? İngilizler abi. Tek yakalayınca adamı böyle dövüyorlar. Abi tavşan gibi bekleyecek miyiz ya? Ne zaman hareket edeceğiz abi? Sodo, sakin ol koçum. Bak kedi gibi ensenden tutup atmışlar seni buraya. Sabret biraz. Her şeyin zamanı var. Hadi kalk. Giy şunu. Hadi yürü. Hazır mı usta mozel ekmekler? İkisi hazır, birini de hazırlıyorum. Yaşam. Ellerine sağlık. Şu İngilizlere yakalanmadan ekmekleri hapishaneye bir sokabilsek. İnşallah.
Vay aslan parçası, hoş geldin yiğidim. Nasılsın Mustafa'm, iyi misin? İyiyim. Seyfi abi, bunlar milli mücadele için esnaftan topladığım paralar. Aferin sana. Aferin. Böyle neferlerimiz olduğu müddetçe İngilizler bu vatandan kovarız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu da benden, kendi harçlığımdan ayırdım. Aslanım. Ekmekler hazır mı? Hazır hazır. Sen şu iki taneyi al. Biraz bekle bakalım. Öbürü de geliyor, tamam mı? Baş üstüne kumandanım. Aferin. Bütün ekmekleri el koyuyoruz. Bütün ekmekleri el mi koyuyorsunuz? İnsanlar ne yiyecek? Birader duymadın galiba. Ekmekler İngiliz donanmasına gidecek. Önce onlar, sonra kalırsa millet. Ulan Ali, elbet bir gün bu İngilizler gidecek. İşte o zaman yandın, yanar döner Ali. Evet, ulan İngilizler delikanlıysanız şimdi gelin lan! Dur, hala akıllanmadın mı sen? Arif abi kalabalık gelmeseler ben onların hepsini harcardım ama. Harcarsın koçum, harcarsın da. Gel şu fırına gidelim, yaralarına bakalım. Bana bir şey olmaz Arif abi. Abi bizimkilerden birini mi vurdular acaba? Ağzından yel alsın. O nasıl lakırdı öyle? Yoksa? Gözünü kırpmadan el kadar çocuğu vurdu. Alçak herif. İngiliz gelip vatanımızı işgal ediyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu öldürüyor. Hükümeti hala gaflet uykusunda. Ne hükümeti kardeşim? Hükümet mi kaldı? Ama elbet Mustafa Kemal Paşa bunun hesabını soracak. Mustafa! 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 Ne istediniz bu ufacık çocuktan? Silah verin bana! Vay be. Bizim misketle oynadığımız yaşlarda çocuk vatan için şehit olmuş. Oğlum ben kötü oluyorum ya. Ulan kendi kardeşim ölmüş gibi üzüldüm.